Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Bu Resident Evil biraz farklı bir bölüm olacak. Niye farklı bir bölüm olacak? Sebebi şu: ben iki bölüm kayıt yaptım ve mikrofonumu kapalı unuttum. Aferin bana. Herkesten bir alkış. Mümkünse bir iki kırbaç darbesi falan. Kırbaçı sonra da hallederiz. Her neyse. Şöyle ki, şimdi iki bölüm mikrofon kapalı olunca haliyle hiç yokmuş gibi devam edemedim ben de. O yüzden en önemli kısımları derledim, toparladım ve sizlere özet geçme kararı aldım. Gemide boş gezdiğim veya kaybolduğum kısımları falan çıkarttım. Onun yerine en gerekli sağlam kısımları bıraktım. Sizlere anlatarak bir yandan görüntü eşliğinde izleteceğim. Böyle bu sayede herhangi bir eksiklik hissetmeden, fark etmeden kaldığımız yerden devam edebileceğiz. Aha da başlıyorum. Şimdi bir yandan ben izleyeceğim arka planda ve arka planda izleyerek gittiğim için de konuşmaya devam edeceğim. Buradan bu sayede tam olarak görüntü neyse ona uygun bir şekilde devam ederim. Her neyse, haydi başlıyoruz. Evet, şimdi şuradan bir bakalım. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? En son gemideydik hatırlarsanız ve o What? gemiden üst katlara What? doğru çıktıktan sonra Why? Evelyn'in olduğu You bir need to odayı remember. bulduk. Small bean, a family. Evelyn'in olduğu odada da bir televizyon vardı ve televizyonun yanında bir kaset vardı. Evelyn odaya ilk girdiğimizde bize "Watch it" diye bir komut verdi. Yani "izle bunu, bunu izlemeni istiyorum" gibisinden. Biz de sebebini sorduğumuzda bize "Hatırlamıyorsun değil mi?" dedi. "Hayır, hatırlamıyoruz" dedik. O da "Hatırlaman için izlemen gerek" tarzında bir şeyler söyledi bize. Daha sonra da kaseti alıp televizyona takıp izlemeye başlıyoruz. Evren de uslu uslu orada oturuyor. Herhangi bir şey yapmıyor o esnada bize. Kaseti taktıktan Alan, sonra you're klasik getting kaset worse. ekranına giriyor devreye ve Mission was sonrasında test objesi infected E-001 başlığı altında işte here. gemi transport günlüğü çok gizli bir belge gibisinden bir şey çıkıyor karşımıza ve takip eden ekranda bir tane But it serves elemanla me right. böyle oturup yerde kıvranan bir It's eleman my fault she görüyoruz. got out. Yeah, it is your fault. But that Burada doesn't mean I buranın won't let you özeti die. şu: Evelyn bir She's gonna deney attack ürünü you. gibi bir şey arkadaşlar. Yani It's part of her kız evet infinity gizemli protocol. I güçler can't believe this is barındırıyor happening. ama bir yandan da sürekli gözetim altında tutuluyor. Mia, Has her bizim Mia var ya, öyle sakin bildiğimiz Mia. tissue Mia sample? özel ajan çıkıyor arkadaşlar. You can Bildiğiniz fix this. özel ajan bakıcı karması bir Okay, şey kendisi. where are Baya you? makinalı tüfekler falan kullanabilen bir insan. Burada dayı ile ufak bir konuşma geçiyor aramızda. Konuşmadaki özet şu: kızı bulmalısın ve durum neyse onu düzeltmelisin gibisinden bir şey diyor. Hani kızın bizi sevdiğini, bize güvendiğini söylüyor. Mia'yı seviyormuş kız. Hani Mia'yı kendi annesi gibi görüyor bir nevi aslında hani. Masada bir not buluyoruz o elemanda olan konuşmamızın sonrasında ve notta da zaten her şey açık seçik bir şekilde anlatılıyor bize. İşte özel operasyon var falan filan feşmekan. Diyorlar ki hani aktarma protokolleri olarak işte mutlaka ailesi gibi davranacaksınız, dikkat çekmeyeceksiniz. Ve Evelyn'i kesinlikle gözden kaybetmeyeceksiniz. Eğer olur da hani Evelyn kontrolden çıkarsa da onu yok edin emri veriliyor ne yazık ki. Tabii olaylar böyle kalmıyor. Olaylar gelişiyor ve gidiyor abi. Şuraları ben bir sardırayım. Şu an bir yandan da izliyorum da o yüzden. Daha sonra bu odadan çıkıyoruz. Hani bulunduğumuz yerden notu okuduktan sonra artık olayların daha farkında olarak da. Hani kolumuzda bir saat vardı ya bizim. Adam bu D-Series kol kafa muhabbeti vardı serum yapmak için. Hani Target Acquired diye bir bildirim vermişti zaten. Ona benzer bir muhabbet Evelyn için geçerli. Mia'nın kolundaki saatte. Şuna odaklı, Mia'da bir takip cihazı gibi bir şey var anladığım kadarıyla ve saatli sürekli olarak onu takip ediyor. Bu 12, 13, işte 30, 40 bilmem ne rakamlar her neyse Evelyn'le olan yakınlığımızı gösteriyor ve bu How did you get sayesinde here? oda oda gezip Evelyn'i kovalıyoruz. Bu She's out kısım of control. ondan ibaret. With Daha this sonra rate, bir saniye, bir yerde tekrar bu az önce görüştüğümüz abiyle görüşüyoruz ve hani koltukta işte Evelyn'i kontrol etmesin sana güveniyor diyen var ya az önceki o. Biz dayıyla konuşurken trusts abi, dayı diyor ki o küçük you. That şıllık bitch never trusted gibisinden bir me. şey söylüyor ve Evelyn bunu Maybe no duyuyor. evil. Evelyn bunu Maybe. duyunca Alan, abi why ne do you feel like oluyor? that? She's
Bir dayı. Şöyle susayım, bir izleyin siz buraları. Dayı bayağı bağırmıyor, çırpınıyor ve ne yazık ki dayı burada gümbürtüye gidiyor. Evelyn dur yapma falan dememiz ne yazık ki bizim şey yapmıyor. Etkilemiyor abi. Kız dayı pörçükleştiriyor. Bu arada Evelyn'i ben bu iki bölüm sonunda bayağı bir sevdim. Kızı artık şeyim tam oturdu. Kız şey psikolojisinde. Bir ailem olsun. Mutlu mesut yaşayalım çerçevesinde. Ama herkes kızı deney faresi olarak gördüğü için abi kız ne yazık ki şey olmuyor. Hani nasıl desem, kıza kız küçük bir kız gibi davranmıyorlar. Bayağı deney faresi gibi davranıyorlar. Sıkıntı muhabbeti de buradan çıkıyor. Bir yerden sonra Mia'nın içine giriyor. Evet, tekrardan hani Mia ile aslında bütünleştiği kısım bu. Hani videoda şu an izlediğiniz kısım. Buradan sonra Evelyn ve Mia bir bütün haline gelmeye başlıyor. Hani arada böyle manyak bir hale bürünüyor ya bizim Mia. Ha. Olayın başlangıç kısmı bu abi. Burada bir kutu var şu an ekranda. Ben unutmam, onu da veririm ekranınıza. Onun olayını henüz çözemedik. Henüz onunla alakalı bir şey çıkmadı. Başka... Kaptan kamerasına doğru gittiğimiz sırada abi, yukarıdaki kontrol odasına gittiğimizde bir laptopu buluyoruz ve burada abi oyun en başa sarıyor. Hani en başta bir video izlemiştik ya, sinematik giriş. Bir video kaydediyorduk, bir şeyler yapıyorduk. Oraya işte o sahneye geliyoruz arkadaşlar ve Ethan'a sakın gelme dediğimiz kısım. Burası Stay Away dediği kısımdansa sonrası var burada. Onu da şöyle izleyelim. Soda. İyi bir yaşam sür diyor ve Ethan'a maili gönderiyor abi. Tabii bizim Ethan durur mu? Buradan kaptırıp geliyor daha sonrasında. Ondan sonra abi biz o odadan çıkıp azıcık ileriye gidiyoruz ve bizim küçük kız Evelyn'le orada karşılaşıyoruz. Evelyn de bize diyor ki artık sonsuza dek bir arada olacağız ve sonrasında bir sinematik devreye giriyor. Sinematiği tarif etmeme gerek yok, şu an izliyorsunuzdur. O patladığını gördüğünüz şeyler aslında hepsi tek bir geminin parçası ve hani gemi çok muazzam derecede büyük ve kendi laboratuvarları falan var üstünde. Bayağı tesis gibi bir şey abi. Burada bizim Mia'nın sular içerisindeki son görüntüsünü görüyoruz. Ve buradan sonra, bu sahneden sonra tekrar ana kısma geçiyoruz. Yani gelecekteki Mia'ya. Hani bu geçmişteki hali gösterdi ya bize, küçük kız ne oldu ne bitti falan diye. Hatırlıyor musun diyor, artık hatırlıyoruz diyoruz. Ve sonra biz kıza trip atıyoruz. Diyoruz ki hani kız diyor artık annemizsin falan. Hayır ve asla olmayacağım gibisinden bir şey diyorum ya. Ve kız buna bozuluyor ve gidiyor abi. Ben burada üzüldüm. Kız öyle yapmamalıydı bence. Bayağı sevdim ben o küçük kızı. Her neyse. Bunu takip eden bölümlerde Ethan'ın nerede olduğunu buluyoruz. Ethan bodrum katında olduğunu öğreniyoruz bir kameradan. Ve bodrum katına inmek için abi bir asansör çalıştırmamız gerekiyor. Onun için de 3. kata çıkıp oradaki hasta bölmesine gidip ufak bir yaratık patlatma seansından sonrasında oradaki kabloyu söküyoruz. Daha sonra da füze bulmaya gidiyoruz. Füze bu şey, bir iki bölüm öncesinde şey vardı ya, bu bir tane kapıyı açmak için kullanmıştık. Hani yaratığın olduğu, çamaşır makinelerinin olduğu bir odadan bir füze almıştık. Yani onu da söküp alıyoruz abi ve asansöre yerleştirdiğimizde iki parça birleştirince asansör çalışıyor ve bodrum katına ilerliyoruz. Buradan sonrasındaysa ben şöyle direkt izleyerek anlatayım. Evelyn bizi orada karşılıyor ve benim için bir şey yapmanı istiyorum diyor. Tabii Ethan'ın orada olduğunu görünce bizim Mia hemen yapıp Ethan'a doğru koşuyoruz. Buradan sonra yine sinematiğimsi bir şey giriyor. Ve farklı bir boyuta geçiyoruz. Ethan. Jack vardı ya babacık. Aha o. Biliyorum, biliyorum. Seni incitmeyeceğim. Ne demek istiyorsun diyor. Ben katil değilim çocuğum. Margaret de değil. Hatta oğlum Lucas bile değil. Buradaki Zoe de masum. O kız Evelyn. Bunu o yaptı.
O ne? Ne oluyor? Hani ne dönüyor burada diyoruz. O hepimizi hediyesiyle enfekte etti. Ona hediye diye bahsediyor diyor. Onu patlamış ve yok olmak üzere olan tankerde buldum. Gemiden bahsediyor bataklıktaki. Her şey ondan sonra değişti. Seni enfekte edip kontrolü eline mi alıyor diyor. Tam olarak öyle değil evladım diyor. O kendi yolunu, düşüncelerini sana ve ruhuna işliyor diyor. Ve sen bununla buna karşı duramıyorsun, buna rezist gösteremiyorsun diyor. Ona bir nevi bağlanıyorsun ve yaptırmak istediklerine karşı koyamıyorsun o saatten sonra. O saatten sonra çok farklı biri oluyorsun. Tıpkı Mia gibi diyor. Mia bana o mesajı Evelyn yüzünden gönderdi demek ki diyor. Dinle beni. O küçük kız sadece bir ailesi olsun istiyor diyor. O kız anahtar. Kızı bul ve onu durdur. Ethan, lütfen ailemi özgür bırak. Dayı aslında iyi biriymiş buradan da. Böylece bunu anlıyoruz. Evet, muhabbet burada bittikten sonra Mia'nın konuşmalarını duyuyoruz. Evelyn, ondan uzak dur. O seni sevmiyor diyor. Ama seni sevmesini sağlayabilirim diyor. Onu sakın incitme. Ahmak, sana söylemiştim. Öyle bir şey yapmayacağım, incitmeyeceğim diyor. Sen benim annem değilsin, hatırladın mı diyor. Hani dedik ya senin annen olmayacağım diye. Kız bir nevi üzüntülü trip atıyor burada bence. Ben vallahi sevdim kızı. O kız evlat edinmek isterdi. Sonrasında Mia bizi kozamızdan kurtarıyor. Karanlık, garip gülübet şeyden. Mia nasıl? Hiç vakit yok. Çabuk buradan git ve onu bul diyor. Bunu al. Dur, bekle. Sen ne yapıyorsun? Senin hayatını kurtarıyorum. Bak rengi değişmeye başladı, gördünüz mü? Artık gitmelisin. Daha fazla karşı koyamıyorum. Hayır, hayır diyoruz. Git ve o küçük şıllığı öldür diyor. Ben öldürmek istemiyorum ama. Ve burada Mia ile yollarımız ayrılıyor. Sonrasında gemiden dışarıya doğru çıkıyoruz ve bu arada gemiden dışarı çıkarken duvarda bir yazı beliriyor ve herkes senin suçun gibisinden bir şey yazıyor bize. Bir not geliyor birden. Gemiden dışarıya çıkıyoruz abi ve bataklıktan böyle harabe tarzında bir yere gidiyoruz. Yukarıda helikopterler falan uçuyor. Harabeye girdikten sonra ise içeride garip iletişim aletleri falan buluyoruz. İletişim aletlerinde Alfa, Bravo falan bir muhabbetler dönüyor. Durun bakalım, oraya bir sardırayım ben diyor. Bir saniye dostlar. Burası Alfa, rapor veriyorum. Alıyor musun gibisinden diyor. Baker Malikanesi'nde hiç canlı yok ya. Baker Malikanesi dediği şey, bu bizim bayının mayının falan olduğu kaçtığımız ev var ya, büyük ihtimalle oradan bahsediyorlar. Burada hani nasıl desem, orada bu olayların olduğuna, Evelyn'in daha önce orada olduğuna dair kanıtlara ulaştık diyor ve hani kanıt ver, var şu saatten sonra emirler şu yönde diyor. Eğer Evelyn'i görürseniz, küçük kızı, onu öldürmek için ateş açın diyorlar ve bölüm burada sonlanıyor dostlar. Allah'ım, resmen 15 dakikalık özet çıkardım. Bir de bunları 1,5 saatten tek tek dakika dakika izleyip özetlemem gerekti. Umarım değmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Cidden geri kalın istemediğim için uğraştım, ettim. İyi de oldu. Kaçırmamış olduk böylece hiçbir şeye. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bugün büyük ihtimalle bir bölüm daha atarım ben. Telafi maksadında iyice affolalım diyeyim. Bir bölüm daha göndermeye çalışırım. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.